tekrar yeniden terlemeye başlıyorsunuz. Hele öyle ki son zamanlarda bu botoksa bir haller oldu. 3-4 ay etkili olmaya başladı. Yani yılda 2 kere botoks yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. Biraz ekonomik, maddi olarak hesap yaptığınızda, bir de gidip doktor muayenehanesinde sıra beklediğinizi, bunun için zaman ayırdığınızı, bunun için işte gidip bir doktor bulmanız gerekiyor. Bunların hesabını yaptığınızda yok mu bunun kökten bir çaresi diye düşünmeden edemiyorsunuz. Yok mu bunun kökten bir çaresi o zaman? Var. Buyurun. Bunun bir çaresi var. Bunun çaresini şöyle yapmışlar. Bundan birkaç yıl önce Japon ve Amerikalı bilim adamları bir araya geliyorlar. Ve terlemeyi %80'ler oranında gerileten ve o ter bezlerini, şu kadar ter bezlerini bu kadar hale getiren, yani 100 damla terlemek yerine işte 82 damlasını nasıl terletmem diye böyle FDA onaylı bir teknoloji geliştirmişler. Bunun teknolojinin adı mikrodalga teknolojisiyle ter bezlerini çalışmasını bloke ediyorsunuz. Peki, bir şey soracağım. Ter bezlerinin çalışmaması, yani aşırı çalışanlar için söylüyorsunuz mu? Çalışmaması kötü bir şey değil mi? Hiç terlemeyen insanlarda ne olur? Ciddi cilt kuruluğu, ciddi kaşıntı ve ciddi rahatsızlıklar, yani dermatitler ortaya çıkar. Ter bezinin sorun. Çalışmaması, yani terlememe de sorun. Terlemekten çok daha büyük bir problem. Onun için öyle bir şey geliştireceksiniz ki. Terleyeceksiniz ama az. Kıvamında. Kıvamında. Tam kıvamında. Ne yapıyoruz yemek yaparken? Biraz fazla pişirsen yanıyor. Az pişirsen çiğ kalıyor. Kıvamında. O zaman lezzetli oluyor. Evet. Kısık ateşte. Kısık. Ama baktığınız zaman, dönüp geldiğiniz zaman terlemede de öyle. Çok terleme bir dert. Terlememek apayrı çok daha büyük bir dert. Yani tam normal insan terlemesine sizi nasıl getirebilirim? Bu teknolojinin üzerinde kafa yormuşlar ve bu teknolojiyle ilgili bir FDA onayı da alıp tüm dünyadaki çok terleyen insanlara hediye etmişler. Ondan da şu an bir tane Türkiye'de var. Ha, iyi. Getirdik. Bakalım dedim nasılmış, bir deneyelim bakayım. Peki bu ayak altım terliyorsa, ki hakikaten çok sıkıntılı durumlar oluyor bu durumlarda. Ona ayrı, işte koltuk altı terliyorsa ona ayrı mı? Ayrı başlıklar var, ayrı ayrı şeyler var. El ve ayak için ayrı başlıklar. FDA onayı sürecinde, FDA onayı daha almadı bu teknolojide. Ama kol altı terlemesinde ömür boyu kalıcı terlemeyi durduran %82 oranı diyor FDA, bu bir belge. O oranda terlemeyi yavaşlatabiliyor. %80.